Merhaba sevgili seyirciler. Bir haftalık aradan sonra sporda, Bursa'da spor programıyla karşınızdayız. Ve bu haftayı biliyorsunuz futbolda milli ara nedeniyle boş geçiriyor Süper Lig ve birincilik takımları. Ama biz de çok değerli bir dostum bugün konuk olsun istedik. Ve kendisiyle nereden başlayacağım bilemiyorum. 32 yıllık dostluğum var. Sevgili... Daha fazla. 87 olursa. 87, 32 bitmiş işte. Öyle mi olmuş? Evet. Vay be. Sevgili Okan Aras. Hoş geldin dostum. Merhaba. Sizli efendim. Bizli konuşamayacağım. Tabii öyle yapalım. Zaten daha keyifli olur. Evet. Şimdi sevgili dostum Okan ekranların yabancısı değil. Daha önce İsmail Kemal Kaş'la Olay TV'de çok programlar yaptılar. Hatta herkesi ters köşeye yatırdıkları için ters köşeydi programın adı. Doğru söylüyorsun. Bir program ben de gelmiştim. En strese girdiğim programdı. Öyle mi? Evet. Çünkü İsmail abiyle Okan arasında oturunca dedim ki bakalım tersten neler gelecek bana diye. İsmail abi benim dizginlemeye uğraşıyor. Ben koşmaya çalışıyorum. Evet, bir de önümüz boştu falan. Elimi kolum nereye koyacağımı şaşırdım. Gerçekten yuvarlak mi? Bir şey vardı öyle. Minder gibi bir koltuk. Masa kullanmamıştık. Türbin evet. Havası yaratılsın Sepa diye. Sehpa vardı galiba. Evet. O da uzakta suyu alıp... Bak burası ne güzel böyle mis gibi. Alt kısmını da dikkat etmek evet. zorundaydık o zaman. İşte oturma şekli falan daha önemli. Şimdi daha rahat. Evet. Sen son yıllarda bir de futbol maçlarına daha çok gittiğin için seni de Timsah Arena'nın önüne getirdik. Harika, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bu Green Box sistemiyle. Okan'cığım nasılsın öncelikle onu soralım. Çoluk çocuk, Hatice Hanım nasıllar? Çok teşekkür ederim. Tabii ki seninle dostluğumuz gerçekten eskimeyen bir yapıda. Evet. O yüzden birbirimizin ailelerini biliyoruz. İşte sen ne güzel hemen Hatice Hanım nasıl diye sorabiliyorsun. Evet. Ben de Özge Hanım nasıl diye sorabiliyorum. Çocuklarla uğraşıyor diyelim. Çocuklarla uğraşıyoruz. Onlar okuyorlar. Evet. Büyük kızımla beraber çalışıyoruz. Özel bir şeyler yapmak evet. için çaba sarf ediyoruz. Ama sen artık ele de karıştın. Damatlar falan. Tabii öyle. En büyük mutluluk. Çocukların keyifli görmek. Olması. Tabii. Biz onlarla beraber mutlu oluyoruz. Evet, şimdi sevgili seyirciler tabii ki bize bursadabugün.com Facebook sayfasından sorularınızı iletebilirsiniz. Biz bugün her konuya değinmeye çalışacağız. Bursa Spor'un futbol takımından tutun da dünkü basketbol maçına kadar, karşı yaka mücadelesine kadar. Ayrıca jimnastikte ve kadınlar boksta tarihe geçen madalyalar, bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki ana konumuz bugün mentörlük ve Okan Aras'la birlikte ilk kez duyduğumuz spor kolog terimi. Nedir spor kolog? Mentörlük nedir? Sporculara nasıl bir hizmet veriyor mentörler? Bunları açıkçası ben de merak ediyorum. Harika. Yani bir türlü oturup da bir çay kahve içip bu konuda detaylı konuşamadık. Hep ayaküstü konuştuk. Ayaküstü. İşte sen 45 dakika önce geldin. Birazcık çayla karışık Mehmet Ali'yle beraber üçümüz sohbet ederken laf lafı açtı. Yine çok derinlenemedik. Biraz da doğaçlama geçecek program. O zaman bol bol soru bekliyoruz ve bu evet. arada da bir şeyler anlatıyoruz. Ama Bursa Spor'da şimdi Burak Kapacak oynar mı türü sorulardan ziyade evet. Daha genel konularda da konuşalım. Bu arada Burak Kapacak'ın durumu bu hafta belli olacak. Konu açılmışken ben de söyleyeyim. Dipnot olarak hemen geçeyim diyorsun. Evet. Eski milli atletsin teknik olarak milli takımlar altyapı sorumluluğu yaptın, antrenörlük yaptın. Biliyorum ben Uludağ Gazetesi'nde sen 86'ydı galiba. Ben 86. Ben 87. 33 yıllık gazeteci, 32 yıllık gazeteci falan diye yaşımız ortaya çıkıyor. Okan benden 1-2 yaş büyük diyeyim. Evet. 56 yaşındayım. Öyle mi? Evet. Ben de 50 memnun oldum. tabii o zamanlar çok keyifliydi sevgili Suat Paçacı'yla müthiş servisimiz. Tabii o zaman İhsan abi spor müdürümüz. Siz belki İbrahim Erdoğan'la da çalıştınız. Evet. Bursa Hakimiyet'te İbrahim Erdoğan'la evet. beraber çalışmıştık. Evet. Bursa Hakimiyet'ten de o zaman transfer oldu. Bursa'nın sesi olarak yayın hayatındaydı. Evet. Sonra da Uludağ Çekirge Caddesi'nde buluştuk. İntam'da buluştuk. 101. blokta ve orada da benim ilk spor müdürümdü İstan Sertborut. Doğru. İlkler unutulmaz. Çok da bir değerli dostlarımız oldu. Şimdi burada saymaya çalışırsak programlar olabilir. Evet. Çok gazeteci arkadaşımızla çalıştık ama bugün ne kadar diğer branşlardan da en çok gelen hani Selahattin Adıgüzeller, İhsan Aydın gibi Serkan İnceoğlu ve Okan Tuna da bizim spor servisinden geçmişti. Onlar da sporda öyle. Başlamışlardı. Yani gazetenin genel yayın yönetmeni yapan Erol Bilenser de öyle. Spordan geçenler çok oluyor. Çünkü herkes sporu seviyor. Sporun bir noktasından başlayıp medya dünyasında yer alacaksa yukarıya doğru gitmek için çaba sarf ediyor. Değil mi? Şimdi mentörlük, spor kulaklık nedir onlara geçeceğiz ama dilersen taze güzel haberlerden de biraz başlayalım. Senin de yorumlarını merak ediyorum açıkçası. Tabii ki iyi olur. Sevgili seyirciler biliyorsunuz Dünya Jimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak bir ilke imza attı ve halka branşında dünya şampiyonu olan ilk Türk jimnastikçi olarak tarihe geçti.
Bu müthiş bir başarı. Buradan sevgili Çolak'ı kutluyoruz. Hatta İstiklal Marşı sırasında asker selam vererek tabii ki Barış Pınarı Harekatı'na da Mehmet Çiftlerimize de destek oldu ve aldığı altın madalyayı da askerlerimize armağan etti, Türk ulusuna armağan etti. Dilersen boksa geçmeden İbrahim Çolak'la başlayalım. Çünkü ben biliyorum pazar yazılarını, benim de Olay Medya'da spor müdürü olduğum yıllarda senin pazar yazıların da devam etti. Hatta çok güzel işler de yaptık beraber. Sen her pazar müthiş bir köşede, çünkü ilk bana atıyordun, oradan biliyorum. Evet, doğru. İstişarelerde bulunuyorduk. Çoğu kişinin değinmediği konulara değiniyordun. Özellikle hani biraz Robin Hood gibidir gazeteciler. Ama futbol dışındaki gazeteciler daha çok Robin Hood gibidir. Hani Sherwood ormanlarında değildik ama zenginden alıp garibana, fakire verir gibi değil. Futboldan daha çok yer ayırıp diğer branşlara ayırmaya çalışan bir gazetecilik, doğru, anlayışımız vardı. Şimdi Serkan'cığım, sen de biliyorsun medyanın daha objektif olduğu dönemlerde sen dahil olmak üzere pek çok arkadaşımız sporun bütün renkleriyle ilgili çalışmalar yapar, haberler üretir, bununla alakalı yorumlar yapardı. Es geçtiğimiz spor dalı olmaz. Mutlaka az yer verdiğimiz olurdu belki. Belki az yer verdiğimiz ama mutlaka yer verirdik. Ya belki bir gün sonra ya da iki gün sonra 5 sayfa spor çıkartmak, evet, çok önemli bir şeydi. Bütün tesisleri komple gezerdik. Ama günümüz medyasında artık masa başında işler daha rahat oluyor. Bültenler gelip, geliyor. Bültenlere haberler eklendikten sonra biraz takla attırıp haberler yapılabiliyor. Ajans da zaten. 3-4 ajans var. Şimdi jimnastik tabii ki çok keyifli bir olay. Neden keyifli bir olay? En son 2007'de Ümit Şamiloğlu Avrupa üçüncüsü olmuş jimnastikte. Vallahi maşallah. Ve bu kadar aradan sonra tarihimizde ilk kez biz hep merak ederdik. Ben gerçekten çok merak ederdim. Jimnastikte biz dünyada önemli bir başarı elde edeceğiz mi? Ya da herhangi başka Şenan bir başka. Şenan Onur'un sesiyle izlemekten ama burada biz ne zaman yer alacağız diye de merak ederdik. Ederdik. İbrahim Çolak kardeşimiz bunu başardı. Tam olmamakla, emin olmamakla birlikte belki sen biliyorsundur ama yapmış olduğu hareket de, evet, Çolak hareketi olarak da halkada literatüre giriyormuş. Bulacak, literatüre, evet, girecek diye. Ben de öyle duydum. Okudum. Ben de öyle duydum ama tabii hani bunu teyit ettirmek lazım ama özellikle bunu galiba TRT'de duyduğum için o net söyleyebiliyorum yani. Evet, doğru olabilir. Peki biraz da dilersen dünya kadınlar boksa geçelim dedin ya sen biraz önce, illa yer verdik. Zaten başarılı olanlar ya seni ya beni ya bizi buluyorlardı. Bir şekilde. Telefonlar da mobil olduktan sonra iletişim daha kolay oldu. Elbette. Senin çok biliyorum Serkan, bak burada da böyle bir şey olmuş. Hani muhabir arkadaşımız gidebilir mi? Güzel bir organizasyon ya da güzel bir başarı diye. Çok asist yaptığını biliyorum yani. O anlamda da katkıları her zaman bizim için değerliydi. Buse Naz Sürmeneli dünya kadınlar boks şampiyonu olarak tarihe geçen bir başka kızımız. Ya bu da inanılır müthiş gibi değil. Çok zor bir gruptan çıktı. Çünkü yarı finalde Rus'u yendi. Genelde Rus hep final oynardı. Zaten diğerlerinde Ruslara yenildiler zaten. Rus'u yenince Çinli yenmek daha kolaydı. Çok ben maçı bütün özet de olsa tamamını izledim. Tamamını izledim. Gerçekten inanılmaz bir müsabaka çıkarttı. Gururlanmamak elde değil. Bugüne kadar zaten 4 kez dünya şampiyonluğu elde etmişiz erkeklerde. Bu sene kadınlarda da bir ilk. Kadınlarda bir ilki yarattı. Şöyle bir şey söyledin sen. Çok önemli. Barış Pınarı Harekatı'yla sporda elde edilen, yani gündemin dışında olmamakla beraber sporda elde edilen başarılar ulus olarak bize daha büyük moral motivasyon veriyor. Çok büyük olasılık ile cephede terörle mücadele eden Mehmetçi'ye de ayrı bir huzur veriyor. Ayrı bir gurur veriyor. Yani ringde bir kadın. Tabii asker selamı da bunu tabii ki. Evet, bizi düşünmüş, evet, kardeşimiz diye ayrı bir sevinç yaşıyorlardır büyük basılıkla. Jimnastikçimiz İbrahim Çolak çıkıyor birincilik kürsüsüne, orada İstiklal Marşı'nı asker selamı. Millilerimiz veriyor. Millilerimiz golden sonra 90'da da olsa. 90'da da olsa. Sorma yani, o gol de bizi bizden aldı yani, öyle bir gol. Balık da olsa 3 puan çok müthiş oldu. Bu akşam da maç var. Şimdi tabii ki ulusal takımda çok ciddi bir gelişme var. Türkiye'de en çok yapılan mesleklerden bir tanesi antrenörlük. Yani hepimiz antrenörüz. Kahvedeki herkes. Tabii. Herkes ufuş bir kağıt bulur, 11 yapar. Mutlaka bir 11 yapar. Yapar.
Ben de 11 yapanlardan birisi olayım. Şenol Hocam keşke değişimleri daha önce yapsaydı, biz golü daha önce bulabilirdik. Yani biraz daha... Anavutluk maçı özelinde söylüyorsun. Evet. Biraz daha aktif oynayabilirdik. Takımda yapılan değişikliklerden sonra orta sahamız çok ciddi anlamda atak bir oyun sergileme başladı. Ve arka arkaya bası geldi. Emre Belözoğlu'nun o pozisyonda ben bir şey olduğunu anladım. Dedim ki evdekilere. İzlerken anladım. Burasını tuttu, eyvah dedim. Bunun kaburgası kırılmış olabilir dedim. Çünkü nefes almaya çalışıyor. Batıyormuş gibi bir hal bize ekrandan öyle geçti. Bilmiyorum sen nasıl gördün. Ama devam etti biraz. Etti çünkü şey. Bireysel. Göğüs kafesi ezikleri, kırıkları çok ciddi rahatsızlık vermiyor. Sonradan mı batar? Anlaşılmıyor. Ama tehlikesi şu. Eğer ciğere batarsa? Evet. İkinci bir darbeyle ciğere batarsa iç kanama olur. Onu fark ettiler tahmin ediyorum ki. Emre Belözoğlu bir yaklaşık herhalde 3-4 maç en az oynayamayacak. Ben de öyle duydum. Çünkü Fenerbahçe muhabirlerinden hemen tweetler gelmeye başladı. Bir ay 4 hafta kadar yok diye. Tedavisi yok zaten. Kendi kendine göğüs kafesi kaynamasını sağlıyor. Daha önce benim korse falan mı koyuyorlar? 9. göğüs kafesim benim kırılmıştı. Öyle mi geçmiş? Evet. Yaklaşık 3 hafta içerisinde. Dinlenme. Dinlenmeyle geçiyor. Ben 4 hafta sonra voleybol oynadığımı biliyorum. Aman aman. Allah kimseye vermesin. Çünkü kırıklı şeyler, hele bu o iç organların olduğu yer kırıklar, insanda bir anda yani psikolojik travma da yaratabilir. Tabii biz bir kez daha buradan milli sporcularımızı, olimpiyatlara gidecek olan, adı amatör olan, aslında bizim daha çok dikkat çekmemiz gereken jimnastik olsun, boks olsun, kadınların, yani golbolda bir başarı geldi. Ulus olarak evet, her yerde başarı. Açız. Almış olduğumuz her başarı bize çok büyük keyif veriyor. En azından güncel sorunlardan, güncel sıkıntılardan bir an olsun kurtulup oh be nefes alıyoruz değil diyebiliyoruz. Mi? Çok doğru söyledin. Nefes alıyoruz. Yani bir oksijen çadırına girmiş gibi. Aynen öyle. Çok doğru. Müthiş. Çünkü insanlar günlük telaşa ve kaygılardan o kadar sürmenaj oluyorlar ki böyle hayata tutunup sarılabilecekleri bir dal arıyorlar. Kesin. O da ülkemizde en kolayı spor. Zaten ben hep bunu yazımda da belirtiyorum. Maalesef ulusal demeyeceğim ben ona, yaygın medyanın, İsmail abi kulakları şınlasın. Evet. Yaygın medyanın pompalamasıyla sanki Türkiye'de doğan ve futbolu seven herkesin 3 İstanbul takımı tutması mecburiymiş gibi. Hangi takımı tutuyorsun evet. dediklerinde Bursa Sporluyum dediğinde onu anladık da ikinci takımı kim diye bir salak bir soru, affedersin. Bak ilk defa kesin. Bu kelimeyi bu ekranda kullanıyorum. Kesinlikle. Saçma bir soru yani. Yani iki takım, yani bir, ben de diyorum ki bir tamam gönülde da hangi iki yürek... takımı tutuyorsun diye tekrar... Evet onu anladık da yani ne demek kardeşim ya, bir yürekli iki sevda olur mu diyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi Serkan'cığım, aidiyet duygusu var. Evet. Çok önemli. İngiltere öyle mi? Biz futbolcularda da çok çalıştırmış olduğumuz konulardan bir tanesi. Şimdi senin abinle benim abim güreş ederken sen benim abimi alkışlıyorsan bir problemin var demektir. Ya da sizin siteyle bizim site maç yaparken evet, tavlada maç yapsa bizim siteyi alkışlarsan bir aslında senin var. Bir problemin var. Yani senin tedavi olman gerekiyor. Bunu ciddi anlamda söylüyorum. Ya da şey, tebrik etmek için alkışlarsa maç bittikten sonra centilmenlik. Yanlış anlaşılmaz. Tavla oynarken bile rakibin kazanmasını istiyorsan sende bir sorun kardeşin var. Kardeşin sana pis pis bakar yani. Evet, bir aidiyet duygusunda bir eksiklik var. Ne yazık ki bizde eksiklik olan durum bu. Ordu'da yaşıyorsanız Ordu Spor'u tutacaksınız. Bursa'da yaşıyorsanız Bursa Spor'u tutacaksınız. Yani Süper Lig'de olması şart değil ki. Pazara elbette. Kadar değil. Elbette. Mezara kadar elbette. Lafı oradan geliyor. Yoksa şimdi geçen gün ben yazımda da konu ettim onu. Yani İngiltere'de 120 küsür sadece 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda maçlar haliyle oynanamadı. Lig olarak. Yani 24 şampiyon var ve bunların bazıları League One dediğimiz bizim ikincilik, üçüncü lige tekabül eden liglerde hala oynuyorlar. Ama o takımların sahalarına git, yine atıyorum Sunderland. Yine o stat dolu. Şimdi Sunderland'i boşayıp da Manchester City'yi mi tutuyorlar? Evet. Manchester'a ben gittim Bursa Spor'un şampiyonluğu nedeniyle. Bravo. Müthiş bir şey yaşadım. Orada Manchester City'lerin geçerken Bursa diye Türkiye diye bağırdığını gördüm. Çünkü adamlar birbirlerini hiç sevmiyorlarmış. Hele Glasgow, Rangers'la Celtic'in arasında... Zaten biliyorsun mezhepsel ayrılıklar var. Evet. Celtic'te yeşil beyaz olduğu için bize bir sempati... Sıcak geldi ama bize gol attılar çok. 4 tane ama Glasgow rakibiyiz ya. Yolda bize alkış tuttular. Alkış tuttular Green White diye. Yeşil beyaz esprisiyle. Ben onu Glasgow'da daha çok yaşadım. Ama Avrupa'da herkes kendi neredeyse semtini tutuyor. Kuzey Londra derbisi. Kesinlikle. Londra'da birçok takım var. Ya şimdi... atıyorum Chelsea'yi Rus petrol zengini aldı diye Chelsea'yi terk eden pek olmamıştır herhalde. Mutlaka. Öyle de bakmak lazım olaya.
Peki yavaş yavaş tabii hayatımızın gerçeği futboldan da biraz bahsedelim. Bu kadar amatör muhabbeti tabii ki her zaman ben zevkle yapıyorum. Çünkü yıllarca ben o sayfaları yaptım. Kesin, çok doğru. Bursa Spor Cumartesi günü milli arada hoca söylemişti Yalçın Koşukabak. Onu da bugün yaş günü Yalçın Hoca'yı da tebrik edelim. Genç teknik adam diye ara sıra çıkıyor gazetelerde ama ben anlayamıyorum. Yani 47 yaşındaki hocaya genç teknik adam denmesi biraz tuhaf değil mi? Şöyle dünyada... Bir kalıplar var. Gençlik ve orta yaşlılık tanımları değişti. Ha, teknik adam olarak diyorum. Ama işte normal tanım değiştiğine göre hocayı da o sınıfa koyuyorlar. 60 yaşına kadar mesela biz olgun genç sayılıyoruz. 60 yaşına kadar olgun gençiz. Ama sen insani değerlerden bahsediyorsun. Ben teknik adamlık değerlerinden bahsediyorum. Mesela 35 yaşında futbolcuya yaşlı diyebiliyoruz. Dünyada genç. Evet. Mesela Ertuğrul Hoca Bursa Spor'da şampiyon olduğunda ben ne yaşta olduğunu biliyorum 69'du. 41 yaşındaydı Bursa, evet. Spor'da şampiyon olduğunda ve baktığım kadarıyla da en genç şampiyon Türk teknik adamı oldu. Doğrudur. Bir de şöyle bakmak lazım aslında belki de. Yalçın Hoca biraz daha genç falan gözüküyorsa. Evet. Yani evet, genç hocalardan birisi diye. Ya da çok takım çalıştırmadı falan diye mi acaba? Olabilir ama... Bunlar çok, senin konuna giriyor yani, şöyle, algı konusu. Şöyle, çok takım çalıştırmamak da aslında birazcık sorun. Ben Yalçın Hoca'nın bugün doğum günü, çok eleştirmek de istemem. Yok, aslında ama söylemlerini biraz daha farkındalık yaratarak yapmasında fayda var. Çünkü bazen bir hafta içerisinde söyleminin tam tersini gündeme getirebiliyor. Bu hem takım içerisinde hem yönetim, medya ve taraftar ölçeğinde doğru algılanmaz. O zaman buradan şuraya geliyorum. Acaba profesyonel bir basın danışmanı var mı? Ya da bu konuda kendisini yönlendiren biri var mı bilmiyorum. Ama dediğin gibi bir hafta önce bana işte şöyle 11 oyuncu lazım, şampiyon oluruz dedikten sonra bir hafta sonra böyle demesi, öyle böyle, yani kendi içinde çelişen cümlelerin olması ya da ey Bursa basını, bu genç çocukları çok havaya sokmayın, şişirmeyin, evet, ayakları yerden kesilir derken ikinci cümlesinde aslında ben Bursa basının yerine olsam Kubilay'a taşsız kral yazardım demesi, Kubilay'ı ben lanse ettim, yazınız, diğerlerini şişirmeyiniz gibi tenakuzlu işler. İşte anlatmak istediğim konu biraz bu. Farkındalık çok önemli. Çünkü farkındalıkla birlikte kişisel gelişiminizi başlatmış oluyorsunuz. Dedin ya şimdi, acaba basın danışmanı var mı? Bilmiyorum. Vallahi basın danışmanına bile gerek yok. İnsani bir danışman. Yani hayata bakış açısını veren, hocam öyle değil. Yok, basınla ilişkilerinde kullandığı kelimeleri irdelemek anlamında söyledim. Evet, ya da hazırlıklı çıkmasını sağlayacak, evet, olan birisini, evet, söylüyorsun. O anlamda. Olmasında fayda yoksa var. Yoksa adı önemli değil. Çünkü yani burası bir profesyonel kulüp. Olay gene mentörlüğe geliyor. Herkes sizin ağzınızdan çıkacak birkaç sözcüğe bakıyor. Tekrar ediyorum. Futbolcu, kenar yönetim, yönetim, taraftar ve medya. Hepsi size bakıyor. Beş halka. Evet. Bu halkın tamamı ise olimpiyat halkası gibi. Evet. Size bakıyor. Bir tanesi kırıldığı zaman toparlamanız güç. Sahanın lideri aynı zamanda o camianın da lideri aslında. Kesinlikle. Çünkü öyle. Sadece teknik 3-5-2 oynadım, 4-4-2 oynadım gibi değil. Mesela ben çok iyi biliyorum. Dün de hatta sevgili şampiyon hocamız Ertuğrul Sağlam basketbol takımı desteklemek için kızı ve yardımcısı Gökhan Geylani ile beraber Tofaş Spor Salonu'ndaydı. Bursa Spor diye. Medyada gördüm, çok hoşuma, evet, gitti. Tuttu Frutti diyenler var. O yanlış. Frutti Extra. Frutti Extra. Evet, onu söyleyelim. Frutti Extra Bursa Spor. Tam adını kullanalım. Çünkü bazı basketbol programlarında bu kelimeleri duydum. Yasak kanal vardı eskiden. Tuttu Frutti. Kırmızı noktalı şeylere noktalı girmeyelim. Kırmızı noktalı sunumlar oluyordu. Yanlış. Oradan belki de bilinçaltını. Bilinçaltında Tuttu Frutti kaldığı için öyle olmuş. Ama tekrar söyleyelim. Frutti Extra Uludağ içeceklerinin bir markası ve büyük düşünüyorlar. Ben Uludağ içecekleri adıyla bilinen gazoz, limonata ne dersen de Bursa'nın bir markası. Kesin. Sponsor olduğu için söylüyorum. Reklam olsun diye söylemiyorum. Başkanları Sayın Mehmet Erbak'la sohbet etme imkanım oldu. Geçen gün lansman vardı. Biz de Bursa'da bugün ekip olarak oradaydık. Mehmet Ali ve Kaan'la beraber. Orada sohbet ettik. Sonra Ömer Kızıl, çok değerli bir insan biliyorsun. Hani Filarmoni Orkestrası'na tabii başkanlık sponsor yapacak ve sponsorluk yapacak kadar da çok sanatı seven bir insan. Entelektüel yapısı, entelektüel yapısı iyi bir var kardeşimiz. Müthiş bir Bursa'dan dünya markası çıkartırken kendisini de o yönde çok müthiş geliştirmiş Ömer Başkan. Tabii Levent Kızıl çok müthiş bir figür. Bursa Spor 2006'da Lig A'dan, eski adıyla bugünkü birincilikten çıkaran. O da şampiyon başkan.
kendisi oradaydı. Hep sohbet ettik. Mete Öz, eski Bursaspor yöneticisi CEO. O müthiş bir lansman hazırlamışlar. Aslında ben lansmanı da sevmiyorum ama yani tanıtım. Lansman dendiği için söylüyorum. Organize etmişler. İstanbul'dan basketbol spikeri, eski adıyla Lig TV'de bir zamanlar benim de çalıştığım Şükran Albayrak arkadaşımız vardı. O da eski basketbolcudur. O da sunumu yaptı. Yani her şeyi organize etmişler. Bursaspor Sezer Sezgin Başkan zaten biliyorsun genç ve dinamik bir başkan. Ve Karşıyaka maçı öncesi bu isimle Fruit Extra ismine çıkıp deplasmanda Darüşşafaka'yı yenen Bursaspor evindeki ilk maç öncesi de böyle bir tanıtım yaptı. Ve hakikaten salona da 6000 taraftar geldi sevgili Okan. Ben dün maçtaydım. Ailem de tribündeydi. Ben basın tribündeydim. Müthiş bir ambiyans. Yani maçtan önce Ufuk Sarıca hocamızla da sohbet ettik ki Efes Bissen'in basketbolcusuyken den beri tanıştığımız zaman zaman Efes'in bizi o zamanki adıyla tabii Anadolu Efes şu anda. Efes'in davetleriyle Avrupa'ya gittiğimiz olurdu. Sağ olsun Engin Özarhun ve Aydın Öz döneminde. O zaman Ufuk Sarıca 2 numaraydı. Namoski'nin yanında yani yanında derken 1-2 numara anlamında. Skorer guard olarak oynuyordu. Kendisi sohbet ettik. Vallahi dedi müthiş ambiyans. O atmosfer güzel. Yani çünkü Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda da bu ortam var. Karşıyaka'da bir basketbol kenti. Evet. Bursa'da Tofaş ve Reno zamanında öyleydi. Şimdi Tofaş ve Bursa Spor her hafta maç olacak Bursa'da. Tamam Karşıyaka'ya yenildi Bursa Spor 85-70'e ama Süper Lig'e çıkan yeni bir takımın 5.3 milyon TL yani 1 milyon dolar bile etmiyor. Böyle bir parayla 5 yabancılı bir takım kurması ve bu takımın herhalde 30'da 30 yapması mümkün değil. Öyle bir şey yok ki dün Efes'te tek süt bandırma önünde ezimet yaşadı. Takıldı. İlk mağlubiyetini aldı. Şimdi aslında Türkiye'de çok küçük miktarlarla, yani parasal anlamda küçük miktarlarla ciddi başarılar elde edilebilir. Evet. Sadece paraya endeksli başarı düşünürseniz gitme şansınız yok. Bakın çok önemli bir tespit yaptın. Sadece 1 milyon dolar. Yani takımın tamamı 1 milyon dolarlık. Fenerbahçe'deki bir Euroleague oyuncusunun parası kadar. Yani bir sporcunun ücreti kadar bir yapısı var. Birazdan gerçi futbola gelince de benzer tablolar var. Evet. Mümkün. Ama benim asıl dikkatimi çeken konu Tofaş ve Bursa Spor maçında tribünlerin yanlış tezahüratı. Ama bu kez hem Texas taraftarı hem de yönetim bütün taraftarı uyardı. Dedi ki ya gelin salonda küfür etmeyelim. Çünkü iki hafta sonra ceza alıyorsunuz. Evet. Zaten kaynaklarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Tribün gelir de olmayacak. Bu çok önemli bir şey. İşte o zaman az önce senin ifade ettiğin o 6000 kişilik ambiyansı bulamayacağız biz. Bulamazsın. Ve o yüzden kendi aramızda kurşun sıkıyoruz. Rakip takımdan avantaj olacak. Evet. O zaman burada 6000 seyirci spor salonunda müthiş bir... Zaten 6800 kapasite var. Karşıyaka'lı gelemediği için o kadar. Müthiş bir rakam. O nedenle bu uyarıyı gerçekten çok mantıklı buldum. Umarım basketbolda küfürsüz seyirler izleyeceğiz. Dün de hiç küfür yoktu sevgili Okan Aras. Evet. Hakikaten müthiş bir atmosfer. Ayrıca Barış Pınar Harekatı için yürü arkandayız şeklinde çok güzel bir pankart vardı. Üzerinde barış güvercilerinin olduğu, Türk bayrağının olduğu. Hatta Levent Kız'ın da bir sözü vardı lansmanda. Bursa Spor'a biz Fruit Extra olarak sponsor olduk ama dengeli bir bütçe gördük. Burada dönebilir bir bütçe var. Evet. Mantıklı ayağa yere basan bir organizasyon gördüğümüz için biz buraya sponsor olduk. Yoksa afaki işlere zaten girmeyiz diye de önemli bir lafı vardı. Gerçekten önemli ama bu. Yani yoksa oraya bir markanı koyuyorsun sen de. Gelecekte hedef Euro Cup dedi mesela. Ömer Kızıl'ın bir lafı oldu. O tanıtımdaki herkes konuştu çünkü tek tek. Euro Cup demek ilk 6'ya girmek demek. Bu sene ben diyorum ki önce bir tutunalım lige. Ligde kalıcı olalım. Sonra bakarsınız sizi. Görelim. Playoff'a atabilir fikstür ya da konjöktür. İlk 8. Şart değil Euro Cup şu anda. Tabii bu sene kalıcı takımın olmak. Doğru nüvesini kurmak önemli. Seneye gelecek transferlerle. Çünkü spor tarihi böyle çok hızlı çıkış ama diplerle de meşhur. Evet. Bursa Spor'da da bunun çok örneği var. Herhalde futbola gelince birazcık tabii geriye dönmem lazım. Eski kötü şeyler söyleyeceğim herhalde. Sen şiir sayfası da yaptığın için yıllar önce biliyorum. 30 yıl önce falan. Şairin dediği gibi ağır ağır çıkacaksın merdivenlere. Evet ağır ağır çıkacağız. Ben şimdi bazı dizeleri bilirim sahibini bilmem. Sen de beni tamamlarsan tamam, sevinirim. Tamam. Çünkü senin şiiri çok sevdiğini de biliyorum.
Pazar halen, yazılarında artık özledik ama bilmiyorum yani. Halen yazıyorum şiir arada sırada küçük. Öyle mi? Kenara not alıyorsun. Kenara not alıyorum. Senin kitapların var ama daha çok mesleki kitaplar. Mesleki kitaplar. Daha çok perakende üzerine. O zamanki iş yerinle alakalı. Gazetecilik, milli antrenörlük, işte iş adamlığı derken şimdi mentor ve sporkolog. Yani Bursa Spor'la ilgili sorular da gelebilir. Cumartesi günü Ümraniye Spor'u yenmek için Yeşil Beyazlar mücadele edecek. O konuya fazla da girmek istemiyorum ama mesela mentörlüğü hepimiz az çok biliyoruz ama sporkolog ifadesi galiba senin icadın. Evet. Onu nasıl bize anlatacaksın sevgili Okan? Şimdi sporda bilinen bazı önemli yanlışlar var. Yani Bursa Spor'la ilgili sorular da gelebilir. Evet. Genelde sporcular fiziksel olarak hazırlıklarını tamamlıyorlar. Hatta bir literatüre göre antrenmanların %90'ını fiziksel kapasiteyi artırmakla alakalı yapıyorlar. Fakat günümüz sporunda, futbol dahil hepsini söylüyorum. Evet. Sporcular arasında ya da futbolcular arasında fiziksel fark %10 seviyesinde. Fakat Süper Lig'deki oyuncuyla 3. Lig'deki oyuncuyu kıyaslamıyorum. Süper Lig'de mücadele eden futbolcuların birbirine fiziksel farklılığı %10 seviyesinde. Ama daha önemli bir unsur var. Bu bilimsel bir gerçek. Bilimsel bir gerçek. Peki ne var? Fark ettiren. Fiziksel var ama duygusal dünyamız var. Tabii. Zihinsel dünyamız var. Sezgisel dünyamız var. İşte bu 3 tane ayak. Yani aslında masanın 4 bacağı var da biz sürekli sanki sahada sacayak gibi geziyoruz. Sadece fiziksel kısmını görüyoruz. Ya çok iyi koştu. Çok dinamo gibiydi. Evet doğru. Ama onu hazırlayan iç etmenlerde duygusal, zihinsel ve sezgisel yapıları var. Bu yapıları güçlendirmek için sürekli iletişim halinde olmak gerekiyor. Evet. Ve bilimsel verileri onlara anlatmak gerekiyor. Karşıda sesi almak gerekiyor. Kaç saat antrenman yapıyor bir futbolcu? Ya sezon başı yaz döneminde ikişer saatten günde 4 saat. Kışın bazen 2 bazen 1 ritmanla ya 2 ya 4 saat. Bir gün kaç saat? 24'te 2 diyelim yani. 24'te 2 ya da 4 diyelim senin dediğin gibi. 4 saat çalışmış olsun. Peki kalan 20 saatlik bölümde ne yapıyor bu sporcu? Futbolcu kardeşim ne yapıyor? Hele hele. Hadi 8 saatli uykuyu ayırdık. Hele en üst seviyedeyse yani Türkiye'nin göz bebeğiyse ben ve arkadaşlar. Birçok milli oyuncuyla çalıştığını biliyorum. Gerçi bunların isimlerini açıklamaman doğal ama sohbetin arasında geçmişti biraz önce. Oradan cımbızla çekeyim. Yani milli takımda aynı anda oynayan 5 oyuncunun mentörlüğünü yaptığını laf arasında söylemiştin. Doğrudur. Doğru mu? Doğru. Aynen öyle. Peki bu kalan 20 saati doğru nasıl değerlendireceğiz? Eğer bu 20 saati futbolcu doğru değerlendiremezse ya da ben oldum derse sıkıntı orada başlıyor herhalde. O zaman ağzıma şimdi güzel bir söz hatırlattın. Mevlana'nın bir sözü var. Kim derse ki ben oldum, bil ki öldüm. Yani hiçbir zaman için olmuyoruz. Bitmez. Yaşım 56. Her gün bir şey öğreniyorsun. Serkancığım. Klinik psikolojide yüksek lisans yapıyorum. Tam onu söyleyecektim. Şimdi ikinci okulu okuyorsun. Ya üniversitede tekrar okuyorum. Kısmetse Şubat ayında mezun olacağım. Şimdi okullu olduk. Fondan verebiliriz Kaan. Evet. İkinci okul üniversite. Yani son nefesimize kadar öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki. Yani. İnanılmaz. Şimdi öğrenmenin yaşı yok ayrıca. Yok. Hemen bir küçük bir istatistik vermem lazım. Lütfen. Japonya'da bir kişi yılda 25 tane kitap okuyormuş. Güzel. Yani her iki haftada bir kitap deviriyor. Türkiye'nin son istatistik raporunu söylüyorum. İşler arası. 6 kişi yılda bir kitap okuyormuş. Ortalamasını söylüyorum. Toplanıp bakıyor. Şimdi çok basit bir matematik hesap yapalım. 25 çarpı 6, 150. Hani biz diyoruz ya Japonlar niye bizler önde? Aramızda 150 yıllık bir entelektüel fark var. Metroya binip bunu görmem yeterli. Yeterli. Ayrıca geçen gün ben metro demişken lafı da oraya getirmek istedim zaten. Üniversiteli öğrenciler sanıyorum farkındalık yaratmak adına metroya aynı anda aynı vagona binip ellerine kitap alıp okuyarak bunları görsellerle desteklemişler. Harikaydı. Ve hani bir resim var ya
üstte ayakta giderken gazeteyi ona katlayıp okuyan Japonlar, bir de altta yanındaki arkadaşlarla konuşmayıp herkesin akıllı telefonundan artık ne bakıyorsa, video, internet, Twitter, Facebook, onları da şey yapmıyoruz. Bunlar hayatımızın gerçeği. Dünya bu cepte dönüyor artık. Onun farkındayız ama sadece olay bu değil. Yani bazen mesela ben de çocuklarımın, baba sen sürekli ona bakıyorsun, ne var orada falan diyerek bana bazı hakikatleri yüzüme çarptıklarını biliyorum ama bir taraftan da hanım anlatıyor. İşte oğlum kızım, babanızın işi biraz daha orada, bunu anlamanız lazım. Yani aslında biz çocuklarımıza rol model olabiliyor muyuz? Eve geldiklerinde babalarını, annelerini kitap okurken görebiliyorlar mı? Ya da bir kitap okuma saati yapıyor muyuz falan? Bunlar hep aslında aklıma geliyor birden. Şimdi bizim çalıştığımız futbolcuların güzel bir özelliği var. İlk görüşmemizde birinci şartımızı söylüyoruz. Yani çalışmaya başlama adına yapılan görüşmede. Evet, ilk görüşmede diyoruz ki bir şartımız var. İlk emir alak süresinde ikra diyor. Oku. Allah'ın adıyla oku. Eğer bizimle beraber okumaya başlarsan, önemli değil. Polisiye romandan hoşlanıyorsan polisiye oku. Evet. Bilimsel yayın okumak istiyorsan bilimsel yayın. İlim Çin'de de olsa okuyunuz demiş peygamberimiz. Hatta burada her şey. Hatta daha pratik bir şey söyleyeyim. Okumasını çok fazla sevmeyen diyelim ya da zaman ayıramayan futbolcu kardeşlerime ben çizgi roman ama klasik romanların çizgileştirilmiş hale getirilmiş verim. Tom X Texas değil. Yani. Biz okuduk da o yüzden. Biz de okuduk ama bunları okusun diye bunları verip, çünkü okuma alışkanlığını kazandıktan sonra beynimizdeki o küçük sinaplar harekete geçmeye başlıyor. Genelde merak ederler. Okumakla futbol oynamanın ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Sahada doğru pozisyon alma, oyunu doğru okuma. Orada da bir okuma var yani. Mutlaka. öyle değil mi? Spor yazarlığında da yok mu? Var. Yani izlediğimizde bir birikim yapmamız yazmış lazım. Olduğumuz yorum bizim derinliğimizi zaten gösteriyor. Evet. Sadece maçı anlatmak sağdan son derece attı, kolay. Soldan ortaladı. Yani bu kolay. O zaman herkes bildiği bir şekilde anlatabilir ama eğer bu konuyla derinlik alakalı derinlik lazım. Evet, mutlaka derinlik katman gerekiyor. Bunu kazanıyorlar. Hocanın söylemiş olduğu taktiği bir seferde mi anlayacağım? İki seferde mi anlayacağım? Gösterilen hareketi, ilk kez yapmış olduğum bir hareketi bir seferde mi yapacağım yoksa 10 kere tekrar mı o da yapacağım? Algı olayı. Bu da algı olayı. O zaman bakış açımızı birdenbire, penceremizi şöyle iki elimizin arasından değil de, o zaman çünkü sadece önümdeki notları görebiliyorum ama şöyle yaptığımda hem seni hem televizyonu hem de stüdyo arkasındaki Ahmet kardeşimi görebiliyorum. Çerçeveyi daha geniş platforma yayıyorum. Çakraların açık olması. Maçı en güzel nereden izliyorsun? Basın tribünden. Basın tribünden. Neden? Çünkü tam ortadasın ve hakim. Her yere hakim. Ama zeminde izlesen o kadar maçı iyi okuyamazsın ve iyi bir yazı yazamazsın. Çünkü zemin yapıştırır. Evet. Mesela ben basketbolda, kimse kusura bakmasın, bu Tofaş Spor Salonu'nun sorunu değil. Biz yıllarca Atatürk Spor Salonu'na cepheden izlemeye alışmış insanlar olarak basın tribünde. Ben de hani oradan maçta anlattım radyoya, televizyona. Şimdi maalesef ki bir kötü bir şey oldu Avrupa'da. Pota arkalarına vermeye başladı. Ben pota altı diye program yaptım ama pota arkasından basketboldaki savunma değişikliklerini, alana mı döndü, mentümen mi yapıyor, one and box mı yapıyor, bunları basketbolda göremezsin şeyden. Valla bir ara kulağıma kulaklığı takıp buradan cep telefonundan açtım. İzlemek daha doğru gelmeye başladı. Açtım, tamam biliyorum 7-8 saniye geriden gidiyor ama en azından biraz önce kaçırdığım pozisyondaki o eşleşmeler, ne bileyim işte alanda hata mı yaptı, savunmada box out'u mu kötü yaptı falan gibi, onları oradan görmeye çalıştım. İyi bir yazı yazmak istiyorum. Evet. Ama bir taraftan mesleğe da... Mesleğe saygın var. Evet. Çünkü okur farklı bir şey bekliyor. Farklı bir şey bekliyor. Biz izlediğinin dışında bir yorum görmek istiyor. Aynen. Biz deplasmana gittiğimizde Avrupa'ya hiçbir o elinde kalem olan ve fotoğraf çeken gazeteciler Türktür yani. Çünkü tek muhabir gönderirlerdi. En son seninle gitmiştik Paşabahçe maçına bak. Bayağı uzun yıllar önce. Ya. Yıllar 30 önce. Küsur. En son seninle beraber gitmiştik. Hem de şey Paşabahçe. Gemilere uğrayan şey, evet. Gemilere diyorum, adalara uğrayan gemiye gittik. Çok komikti. Geminin adı da Paşabahçe'ydi. Şimdi sen yazıyı gemide yazmıştın hatta. Doğru. Ama o zaman öyleydi. Yani bir an önce yazmak ve merkeze
bildirmek gerekiyor. O zaman ki mail falan yok. Fax da yok. Gece baskısına girsin, telefonda yazıyorduk, sabahleyin çıksın. Hakikaten çok şimdi zor. Şimdi bu bağlamdan gelince sporkolog ne yapıyor işte? Evet, sporkolog nedir? Bak mesela altta yazıyor mentor ve sporkolog. Güzel, çok güzel bir isim bulmuşuz aslında. Birçok isim biraz açalım onu denemiştik. Ama. Aslında biz bir ekibiz. Evet. O biz kelimesi önemli. Bu bizim içerisinde psikolog ortaklarım var. Evet. Sadece ben değilim. Bu bizim içerisinde dijital medyayla uğraşan arkadaşlarımız var. Bu bizim içerisinde iki bizim futbolcuya diksiyon eğitimleri vermek üzere olan arkadaşlarımız neden? Var. Neden? Çünkü bu medyayla içi dışta oluyorlar. Özellikle mutlaka, milli oyuncular mutlaka. Ya da Avrupa'ya çıkan evet, oyuncular. Basına çıkacak maçtan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız demek yerine klasik kalıbı. Yapmadan daha rahat konuşabilmesini sağlayabilecek olan ekiplerimiz var. Ama şurada araya gireceğim. İlkokul terk de olabilir çok milli futbolcu. Yani süper her futbolcu üniversiteli olamıyor maalesef. Keşke olsa olmasın ama. Olmasın zaten şart değil. Evet, basketbolda mesela daha böyle içli dışlıdır. Özellikle 5 yabancının oynadığı takımda koçlar artık molalarda bile İngilizce konuşmak zorundalar. Doğru. Orada mesela Mehmet Okur 0 İngilizceyle NBA'ye gitti. Evet. Ama 2 sene sonra geldiğinde şakır şakır. Tabii ki. Hido da öyle, Hidayet de öyle. Konuşuyorlardı. Şimdi hani yabancı bir tarafa, o yabancı çok ekstra da gurbetçi futbolcularda oluyor genelde. O oyuncunun algı eşiği, sosyokültürel altyapısı çok büyük faktör herhalde. Şimdi şöyle Serkan'cığım, şimdi ismini tam olarak hatırlamıyorum. Belki sen hatırlayacaksın. Bursaspor'a getirdiğimiz yabancılardan bir tanesi Bursa'daki ortamı beğenmedi diye çekti gitti. Yani siz çok büyük paralarla istediğiniz futbolcuyu, sporcuyu buraya getirebilirsiniz. Futbolcu mu? Futbolcuydu. Kimin zamanda olduğunu söylersen. Birazdan söyleyeceğim. Evet. Onu burada tutacak kriterleri yaratamazsınız. O zaman işte kültür uyuşmazlığı olur ve gider. Hı. Aynı şekilde bizim futbolcumuz için de öyle. Yurt dışına gittiğinde gerekli hazırlığı yoksa çok büyük bunalımlara girecek. İlk maçlarda oynayamayacak. Bazı maçları çıkartamayacak bile ve tepki görmeye başlayacak. Çünkü bir uyum sorunu çok önemli. Var. Bu uyum sorunu gidermesi için de işte pencerelerin çok açık olması gerekiyor. Anlattığım gibi bu komple bir ekip olduğu için biz de dedik ki evet log eki bilimden geliyor. Evet. Hı. O zaman biz sporun yani bir lojisi, psikolog var mesela. Biz sporun lojisiyiz. İçimizde psikolog da var çünkü. Ben psikolog değilim. Ama klinik psikoloji yüksek lisans yapıyorum. Şu anda benim evet onu yok. O yüzden dedik ki biz spor ve evet spor kolog birleşince ekip olarak bir bilimsellik katabiliriz düşüncesiyle sporkolog kavramını getirdik. Evet. Ben de kendime sporkolog demeye başladım. Herkese soruyor nedir bu diye. Bu arada şunu söyleyeyim. İlk kez senin programında sporkolog olduğumu evet, ifade onu konuştuk hatta ne yazayım diye ben sana evet. Sordum çünkü. İbrahim Çolak gibi sen de hani o jimnastik literatürüne bir terim kazandırdın. Terim kazandıracağız. Sen de bu Türkiye'de en azından mentörlük kavramının ilave yanına. Bu arada Kenny Miller'dan bahsettin İskoç. Bursa Spor'a gelip de kaçan. Evet, o işte yani tam hatırlayamadım. Düşündüm eski ben. İskoç kendim Glasgow Rangers'tan ünlü. Burada uyum sağlamadı ve göndermek zorunda. Evet. Ailesi de pek burada kalmak istemedi. Birçok kişi aynı şeyi yapıyor. Ya da tam tersi Avrupa'da gurbetçi futbolcular bile. Evet. Bazen oraya uyum sağlayamıyor. Bazen İki arada bir derede kültür şoku. Şu anda mesela Mesut Özil'in eşi Türkiye'ye gelsek daha iyi demeye başladı. Neden? Çünkü Avrupa onun için daralmaya başladı. Dış baskılar mental olarak yormaya başladı. Mesut Özil'in eşi gurbetçi miydi, Türkiye'li miydi? Türkiye'li ama işte Türkiye'ye gelmek istiyor artık. Sıkıntı bastı. Evet. Sıkıntı bastı çünkü orasını. O baskılar biraz problem olmaya başladı. X bir takıma getirmek için ki her gün bir gazetede çıkıyor. Sarf ediyorlar. Tahmin ediyorum da gelecekmiş. O da pek Arsenal'de oynayamıyor. Yani işte, son bir voli. Ben o kısımları söylemek son bir voli var orada. İstemiyorum yani evet. Onları söylemek istemiyorum. Türkiye'ye gelen çok meşhur futbolcuların son bir hani Katar muamelesiyle burada da kemiksiz biliyorsun. Ama biz iyi vergi para yok. Veriyoruz. Vergi yok. Ama işte o yüzden Avrupa'da %50'ye kadar iyi para veriyor. Vergiler var. Mis gibi burada stopajı bile kulüp ediyor. Aslında biz bu süreçte ne yapıyoruz biliyor musun Serkan'cığım? Bütün futbolcu kardeşlerimiz. Gerçi hep futbol dedik ama bu arada başka branşlardan basketbolda da çalıştığımız var, değil mi? İsimler var. Hatta ben atletizm kökenli olduğum için hiçbir bedel almadan ücretsiz olarak o benim sosyal sorumluluk projem. O Robin Hood projesi. Düşündüğüm için hiçbir ücret almadan atletizmde de Türkiye şampiyonu olmuş kardeşlerimle
çalışmaya devam ediyorum. Çok kaliteli sporcular var. İleride daha da başarılarını iyi duyacağın çocuklar var. Ya atletizm deyince benim hep işim kötü oluyor. Hani Guliyev'i bir tarafa yazıyorum. Azeri de demek yanlış da Azerbaycanlı bir kardeşimiz. İki millet tek vatan gibi düşünebiliriz ama baktığımızda hani Yasmin Kopello falan böyle isimler. Hatta şöyle bir ben çevremden biliyorum. Yakın aile çevremden de. Kim şampiyon olmuş atletizmde? İsmini söylüyorsun. Nereli bu? Devşirme, Brezilyalı, Afrika. Ha tamam o zaman. Ya yani, hani içine sevinci yaşayamıyor. Evet, içine sinmiyor. Ama bizim Anadolu'nun bağrından kopmuş gelen Avrupa şampiyonu olan kızımız Ayda, benim de bugün yorgunluktan kafam neydi? Antrenörle evlendi. Süreyya Ayhan. Süreyya Ayhan. Bu isim unutulur mu? Unutulmaz ama biraz yorgunluk var. Normal olabilir. Yani yeni Süreyyalar dedik. Sonra bir Elvan çıktı. Sonra Elvan'ın dönüşü falan gibi yeni bir hikaye var. Doğurdu falan. Yaş 33 mi 36 mı ne? Maraton. Şimdi üzüldüğüm nokta şu. Yani bu geliyor mu yeni Türkler? Bu diğer branşlardaki gibi şöyle, atlet bazında. Yeni Türkler gelecek ama bir problemimiz var yine. Bizim spor yöneticileri olmayan spor politikalarıyla devam ettikleri için çok ciddi bir sorun yaşıyoruz. Devşirme atletler buradaki atletler için rol model olabilir. Ancak buradaki atletleri yetiştirmek kaydıyla olabilir. Yurt dışı ilişkiler her zaman için olumludur. Yurt dışından antrenör getirmek, buradaki antrenörlerimizi ve sporcuları yetiştirmek son derece mantıklıdır. Ancak siz mesela son dünya şampiyonası Doha'daki şampiyonada o kadar üzüldüm ki sadece TRT 2 spor verdi. Evet. Çoğu yerde izlenemiyor. Herkes internetten izlemek zorunda kaldı. Daha kötüsü şu. Federasyon olarak bu yarışmalara çok ciddi hazırlandığımız, çok büyük hedeflerimiz olduğu söylendi. Ama final koşmaktan başka hiçbir şey yapamadık. Bir de 3 adımda var galiba bir çocuğumuz. Yani final koştu. Final çıktı. Evet. Sadece final işte. Cirit'te ayak kırıklığı falan. Sen daha, eski bir diskçi, gülleci. Daha da enteresan bir şey söyleyeyim. Katılan atletler yıl içerisinde yapmış oldukları dereceleri yapsa en az 5 tane madalya olur. O neden kaynaklanıyor? Hep böyle bir stres midir? Süper, harika. Benim konum bu işte. Stres yönetmek. Benim konum bu. Bak çok güzel. 5 tane madalya alırdık diyorum. Normal dereceleri yapmış olsalar. O yılki dereceni 67 yap. Metre cirit atmışsınız. Orada 50'lerde kalıyorsun. 53 metre atıyorsunuz, finale bile kalamıyorsunuz. Evet. 67 metre atsan birincisin ya. Gerçi altın madalya kapıyoruz. Birinciyiz. İşte onlara bakarak, güvenerek gidiliyor. O zaman stresi yönetmekte bir sıkıntı var. Şöyle. Baskılanıyorlar çünkü. Az önce söyledim. Siz sadece fiziksel yöne ağırlık verirseniz, mental kısmı es geçerseniz, o yarışmanın vermiş olduğu heyecanla ya da teknik olarak hazırlamış olduğunuz mezosiklist planda hedef yarışınızı yanlış koyarsanız, zirveyi doğru ayarlayamazsanız böyle kötü bir sonuçla karşılarız. Peki şu, ben çok merak ediyorum. Belki sen o konuda bir ufak bir araştırma yapmış olabilirsin. Hiç konuşmadık bunu. Zor bir soru sorma. Zor değil ama Süper Lig'de hani hoca da benim, psikolog da benim, her şeyi ben yaparım diye teknik direktörler fazla ya. Konvansiyonel, geleneksel hocalardan bahsediyorum. Geçen sene çok yazıldı bizim. Yalçın Kireççi hocaya kadar gitti muhabbetin ucu. Bu çocuklarda psikolojik sıkıntı var. Sadece iş para değil falan diye. Eyvah düşüyor muyuz? Var. Psikolojisi de geldi yapıştı düştü. Sana. Ve düştü Bursaspor. Sence Süper Lig'deki 18 takımdan kaçı psikologla harbi anlamda çalışıyordur? Hemen söyleyeyim. Bütün takımların psikoloğu var. Kağıt üzerine deme ama. Diyeceğim. Ben gerçeği söyleyeceğim şimdi. Çünkü onlar federasyona bildiriliyormuş gibi. Evet. Her takımın psikoloğu var. Ancak diyetisyen gibi. Bu psikolog abilerim, ablalarım, kardeşlerim futbolcularla birebir görüşmelerini yeterince yapamıyorlar. Kitap düzeyinde mi kalıyor? Neden? Hayır. Onların mesleki anlamda bir şey söylemiyorum. Futbolcu kardeşlerim onlara gitme ihtiyacı hissetmiyor. Diyor ki kulüp isteğe mi bağlı? Evet tabii ki. Bak ne kadar isteğe mi bağlı? Bizimki de isteğe bağlı. O yüzden biz futbolcularla... Hocam isteğe bağlı SSK gibi bir şey değil ki ama bu yani. Serkancığım o yüzden futbolcularla birebir çalışma yapmak zorundayız. Siz buraya gelmek istersiniz diye herkes bunun farkında değil. Az önce programın başında önemli bir şey söyledik. Farkındalık. Bu farkındalığı yaratabilirse futbolcu bir adım öne geçiyor. Önce o çocuğu inandırmak lazım. Evet. Bir sezon boyunca ne için çalışıyoruz biliyor musun Serkancığım? Sadece bir saniyenin yarısını kazandırmak için. Diyeceksin ki ne diyorsun ya Okancığım sen? Gerçekten
futbolcuya bir saniye kazandırırsam dünyanın en iyi futbolcusu olur. Lütfen düşün. Çabuk düşün, hızlı düşün. Bütün topları bir saniye önce alsan ne olur? Bütün topları bir saniye önce kurtarsan ne olur? Ya da rakibinden bir saniye önce doğru yerde olursan ne olur? Hocam Hikmet Karaman'la konuşuyormuşum gibime geldi. Onu da biliyorsun. Topu geri kazanma ortalaması 3 ila 5 saniye arasında. Bayern Münih'te böyle, Dortmund'da böyle diyor. Ortalamaları vardır biliyorsun değil mi? Ortalama mı? Ben ama başka, bilimsel tabii. Ben de başka bir şey söylüyorum. Yok, ben yani espri katmak adına. Rakipten bir saniye önce hareket edersen. Ya da daha hızlı düşünüp uygularsan. Senden daha iyi bir futbolcu yok. Bütün amacımız bu. İşte o diyor, o yüzden bu algıyı çok top iyi yer, top ayağında da olsa kafa havada olacak ya. Yani. Öyle. Basketbolu topu sürerken ne yapıyor? Evet. İzlemek zorunda. Bütün sahayı görmek zorunda. Bizim antrenörün en çok uyardığı konu nedir? Oğlum topa bakma. Niye? Çünkü sahayı okuman gerekiyor. Nereye pas vereceğini, hatta topu kazanmadan nereye pas vereceğini düşünenler bir adım öne geçiyor. Şöyle bir istatistik söyleyebilirim mesela. Futbolcularımızın pas yüzdesi, başladığımızda örnek söylüyorum, atarak söyleyeyim, çalıştığım yani futbolcularla. %60. Evet. Biz de çalışmaya başladığında biz bunu %90 seviyesine çıkartıyoruz. Çünkü birdenbire pas yüzdesini inanılmaz seviyede yükseltiyoruz. Her şey burada başlıyor yani. Burası diyorsa ki benim attığım pas adrese teslimdir, o top adrese teslim gider. Burası diyorsa ki ben çektiğim her şutta çerçeveyi bulurum, atar. Benim baskette de öyle. İnanırsan o şut girer yani. Psikolog arkadaşım imgeleme çalıştırıyor. Yani evet, birebir saha içerisindeki gol atma senaryosunu ona direkt kağıt üzerinde ve kendi düşünceni nasıl yapacağını çalıştırıyor. Vay, o çok müthiş bir şey. Hani sen bana bir şey, bir cümle söylemiştin. Her şey burada başlar. Bir ara bir yolculuğumuz olmuştu. Aynen. İsmail Hoca'nın imzasından sonra eve giderken. Yani önce beyinde düşünüp beynin inanması gerekiyor. Kesinlikle. Ki vücuda onu komut olarak gönderebilsin. Şöyle bir söz var. Her asıl şey sporcu, inanmakla başlar asıl diye. Asıl sporcu zihindir diyor. Hı. Vücut daha hızlı, daha yüksek ve daha güçlü olmasını sağlayan araçtır. Sen bunu söyledin de ben bunu unuttum işte. Bravo. Bunu hatırlatmaya çalıştım. Doğru. Sana. Burası söyleyecek. Ben daha hızlı olacağım, evet, daha yükseğe çıkacağım, daha güçlü oynayacağım, istediğim topu alacağım. Konsantrasyon ve dediğimiz evet, olay bu. Koordinasyon. Kaygım, endişem. Yok. Vücut beyin koordinasyonu aslında bir konsantrasyonun başlangıcı değil mi? Tabii ki. Evet. Şu anda mesela bizim izleyici sayılarımız düşebilir. Neden biliyor musun? Çünkü biz şu anda ne biçim hoca bu? Böyle takım mı kurulur? Ahmet'i çıkarıp Mehmet'i sokması lazım diye konuşsak daha çok izleyen olur. Ama onunla alakalı küçük bir şey söyleyeyim. Lütfen. İstikrar çok önemli Bursaspor'da. Ben tarihi gördüklerini söyle çünkü son 4 dakikaya hemen geçtim, toparlıyorum. Baktım. Evet. İlk 5'leri çıkarttım. Biz 81 92 89 92 93'te Yılmaz Vural'la 6. olmuşuz. Bakın devam ediyor seri. Biyediç'te 95'te 6. olmuşuz. Devam ediyor. 90, Toto senesi o, evet. 97'de Gordon Milne 4. olmuşuz. Doğru. Sonra bir düşüş yaşıyoruz. Kötü günler yaşıyoruz. Düştüğümüzü söylemiyorum. Unutmak geçelim istediğim bir şey. 2008'de 13. zor bitiriyoruz. Evet. 2009'da Ertuğrul Sağlam'la 6. oluyoruz. Bir sene sonra. Ertuğrul Sağlam yarım sezon hatta. 2009'un 30 ocağı. Ben sonları söyleyeyim hep. Yani en son UEFA trenini son anda kaçırdık. Evet. 2010'da şampiyon oluyoruz. 2011'de 3. oluyoruz. 2013'te Hikmet Karaman'la 4. oluyoruz. Evet. Şenol Güneş'le 2015'te 5. oluyoruz. Kupada final oynuyoruz. Arkadaş. Ve bu arada 2010'da şampiyon olurken henüz lig ikinciliği dahi yokken. Yok. Arkadaş. İkinciliği kutlamaya hazırlanırken. Şunu söylüyorum. İstikrar, istikrar, istikrar. Devamlılık olmazsa, bu kalp şeyi gibi, her gelen saat yönetim yeni bir teknik adam değiştirirse olmaz. Alex Ferguson kaç yıldır? 26-27 yıl durdu. Yani siz her gelen yeni yönetimi yeni bir antrenörle yola çıkarsanız bu sistemi kuramazsınız. Türkiye'nin ama spor, Türkiye'nin acı gerçeği bu. Türkiye'nin ama spor politikası da böyle çünkü bizim spor politikamız yok. Sporu yöneten, daha doğrusu futbol kulüplerini yöneten kişiler 6 ay öncesine kadar kuyumcuyken, inşaatçıyken, koltukçuyken birdenbire o zehirli koltuk diyorum ben ona, oraya oturuyorlar. Öyle bir zehirleniyorlar ki etraftan gelen bilgilerle 6 ay sonra ben oldum diyor. Ben öğrendim bu işi diyor. Evet. Beni artık kandıramazlar diyor. Kandıramazlar diyen başkanla bir sene sonra küme düşüyorsunuz. Bilemedi 2 sene sonra. Ben sporcu kardeşlerime net söyleyeceğim bir şey var. Son mesajlara geldik son artık. Son mesaj. Bol bol okusunlar. Evet. Ufuklarını açmak için ciddi çaba sarf etsinler ve mümkünse doğru insanlarla fiziksel kapasitenin dışında zihinsel kapasitelerini artırmak için de özel çalışmalar yapsınlar. Buna kime inanıyorlarsa
onunla bu çalışmaları yapsınlar. Vallahi Metin Yüksek Hocam biraz önce atmış ama görmedim, kusura bakmasın. Kendisi biliyorsun İnegöl'deki Vehbi Koç İlköğretim'de müthiş bir Bursaspor birinciyle çocukları yetiştiriyor. Aynen. Ve kulüpte kendileri ziyaret şey izledik yaptı. Video şeylerinden çok hoştu. Evet, Emirhan gitti geçen hafta. Evet. Diyor ki Bursa'da spordaki bu yayın için Serkan abisi tebrik ediyorum diyor. Bana küfür mü ediyor? Kulüpler diyor büyük hata yapıyor bu tür hani mentörlük konusunu değerlendirmedikleri için diyor. Doğru, büyük bir masrafı olduğunu da düşünmüyorum. Umarım futbolcular kulüplerinden bağımsız olarak mentörlük ve bu senin sporkolog deyiminle beraber bu eğitime kendileri de talepte bulunurlar. Tebrik bir ediyorum. Bir saniye dünyalara bedel diyor. Tebrik ediyorum, süper. Metin Yüksek Hocamız, bu da bir ilk öğretim hocası. Fark etmez ki, sporun özünü çok ciddi anlamda kavramış bir kardeşimiz. Evet, iyi bir spor, Bursa Sporlu ve kendisi de Bursa Spor sitesinde Bursa Spor ve spor yazıları yazıyor. Harika. Gelişime açık bir teknik bir saniye dünyalara hoca. Bedel demesi zaten konunun bütün özünü zaten biliyor demek. Finalde de öyle bağlamış. Evet. Ya çünkü biliyor. Bravo. Mail olarak değil de galiba ya mail ya da ben bilemiyorum ama almış. Hocam sağ olsun. Ben Facebook'ta göremediğim için Twitter'dan atmış. Twitter'da daha çabuk gördüm. Son saniyelerde geldi. Metin Hocama da teşekkür ediyoruz. İnegöl'de de selamlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Harika bir final oldu. Final oldu gerçekten. Evet. Sevgili Okan Aras, mentor ve sporkolog olarak sizi burada konuk ettik diyecek TRT Spor programlarının bitimi gibi. Ama hakikaten yani yıllar sonra birazcık nostalji yaptık. Yani 32 yıllık bir dostluk, her zaman sık sık görüşemesek de. Çok keyif aldım. Evet, ama ben de çok büyük keyif aldım. Ben biliyorum bu tür programlar hani bir süper rating falan yapmaz ama bu bir başucu programı gibi düşünmek lazım. Yıllar sonra, aylar sonra bu programı izleyenlerden belki ucundan kıyısından bu senin anlattıklarından etkilenirlerse ne mutlu bana, ben de vesile olduğum için sevineceğim. Aynen Serkan'cığım, dediğin doğru, izlenme o kadar çok önemli ama bu değil. Facebook'ta açınca baştan başlıyor. Evet, doğrular tek. Biz şu ana kadar 20-25 futbolcuyla çalıştık. Yeter ki ulaşmak istedim. Evet, demek ki sayı az, daha da evet, artması gerekiyor. Belli sayıda sporcularla çalışıyorsunuz değil mi? Bir de böyle para kazanmak için doldurmuyorsunuz yani. Ona vaktimiz yok çünkü gerekli şeyi veremezsiniz. Gerekli ilgiyi gösteremeyebiliriz. O yüzden evet, 8'den fazla sporcuyla çalışmıyoruz tek sezonda. Çok teşekkür ederim sevgili ben teşekkür ederim. Dostum Okan Aras. İnşallah en kısa zamanda yeniden birlikte oluruz. Yazılarını da özledik. Bekliyoruz. Eksik olma. Çok sağ teşekkür ol. Ederim. Sevgili seyirciler, bugün çok eski dostum ve her branşta faaliyet gösteren ama şu anda mentor ve sporkolog olarak çalışmalarına yoğunluk kazandıran eski bir gazeteci arkadaşımızla beraberdik. Okan Aras'la. Umarız siz de bu sohbetten faydalanmışsınızdır. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.